Sevgili gençler merhabalar. Bu dersimizde anlatım bozukluklarını işlemeye devam ediyoruz. Üzerinde duracağımız konu özne yüklem uyuşmazlığı. Sevgili gençler bir cümlede özne ile yüklem arasında üç tür uyum vardır. Kişi uyumu, tekillik çoğulluk uyumu ve olumluluk olumsuzluk uyumu. Bu uyumların bozulması o cümlede anlatım bozukluğuna neden olur. İlk başlığımız kişi uyumsuzluğu. Bir cümlenin öznesi ve yüklemdeki kişi eki uyumludur arkadaşlar. Ben size inanıyorum cümlesinde ben öznesiyle inanıyorum yüklemindeki şahıs eki birbiriyle uyumludur. Siz akıllısınız. Siz ve akıllısınız sözcükleri arasında bir uyum vardır şahıs açısından. Kişi uyumsuzluğu öznenin birden fazla olduğu durumlarda ortaya çıkar arkadaşlar. Eğer bir cümlenin öznesi ben, sen ve o ya da ben ve sen, ben ve o veya biz ve o şeklinde ise cümlenin yüklemi birinci çoğul kişi ekini alır. Burada dikkat ettiğimiz nokta şudur arkadaşlar. Öznenin birden fazla sözcükten oluştuğu durumlarda özne içerisinde birinci kişi olması yüklemin birinci çoğul kişi olmasını gerektiriyor. Yani ben, sen ve o geldik şeklinde özne ile yüklem arasında bir kişi uyumu var. Özne birden fazlaysa ve içerisinde birinci kişi yoksa o zaman da yüklem ikinci çoğul kişi ekiyle çekimlenir. Yani sen ve o geldiniz, siz ve o geldiniz şeklinde bir kullanım söz konusu. İşte bu belirtmiş olduğumuz iki duruma uymayan ifadeler anlatım bozukluğu yaratıyor. Örneklerle devam edelim. Arkadaşlarım ve ben bu konuya sıcak bakmıyorum. Cümlenin öznesi arkadaşlarım ve ben. Özne arkadaşlarım ve ben olduğuna göre bu cümlenin yükleminin bakmıyoruz şeklinde olması gerekiyor. Ben, sen ve Cem eskiden ne güzel anlaşırdınız cümlesinde özne ben, sen ve Cem sözcükleridir. Bu durumda cümlenin yükleminin anlaşırdınız değil anlaşırdık olması gerekir. Babam ve ben bahçede oyunlar oynardık. Özne babam ve ben yüklem oynardık. Bu doğru bir cümle. Bu durumda ben ve sen herkesten daha karlıyız. Özne ben ve sen yüklem karlıyız. Birinci çoğul kişiyle çekimlenmiş. Yani bu bir doğru kullanım arkadaşlar. Ben çıkarken sen ve annen söyleniyordu. Cümlenin öznesi sen ve annen bu durumda yüklem söyleniyordu değil, söyleniyordunuz olmalıydı. Sınav sonuçlarından sen ve o memnun değildiniz. Özne sen ve o memnun değildiniz. İkinci çoğul kişi eki almış yani doğru bir cümle. Siz ve onlar ne zamandır bir aradaydı? Bir aradaydınız olması gerekiyor. Hem sen hem de onlar yanılıyor değil. Hem sen hem de onlar yanılıyorsunuz şeklinde özne yüklem uyumsuzluğu var bu cümlelerde. İkinci başlığımız tekillik çoğulluk uyumu. Sevgili arkadaşlar bir cümlenin öznesi tekil olduğunda yüklemi de tekil, öznesi çoğul olduğunda yüklemi de çoğul olur. O insanlara saygılı davranır. O tekil bir özne davranır şeklinde yükleminde tekil olduğunu görüyoruz. Onlar insanlara saygılı davranırlar. Onlar çoğul özne olduğu için yüklemde davranırlar şeklinde çoğul şekilde kullanılmış. Yalnız bu genel kuralın bir takım istisnaları var. Bu istisnalar üzerinde durmak istiyorum biraz. Öncelikle saygı bildiren cümlelerde özne tekil olduğunda yüklem çoğul olabiliyor. Vali Bey henüz teşrif etmediler cümlesinde Vali Bey tekil öznesi teşrif etmediler. Çoğul bir yüklemi var cümlenin. Bu herhangi bir sorun yaratmaz. Saygı bildiren cümlelerdeki bu kullanım anlatım bozukluğu değildir. Sevgili arkadaşlar, tekillik çoğulluk uyumunda bizim için çok önemli bir durum var. O da çoğul olan öznenin insan olup olmadığı. Biz tekillik çoğulluk uyumunda çoğul öznenin insan olup olmadığına dikkat etmek zorundayız arkadaşlar. Bu önemli bir bilgidir. Çoğul öznenin
insan olup olmadığı önemlidir arkadaşlar. İnsanlar çoğul özne olduğunda yüklem hem tekil hem de çoğul olabiliyor. Yani çocuklar bahçede futbol oynuyor şeklinde tekil de kullanabiliyoruz. Çocuklar bahçede futbol oynuyorlar şeklinde çoğul da kullanabiliyoruz. Bu kullanımın her ikisi de doğru. Ancak insan dışındaki varlıklar, mesela hayvanlar, cansız varlıklar, soyut adlar, eylem adları, bunlar çoğul özne olduğunda yüklem tekil olmak zorundadır. Yüklem çoğul kullanılmaz. Bu kural en çok dikkat etmemiz gereken kurallardan biridir. Örnekler üzerinden gidelim. Günlerim bu yerde ne de hızlı geçiyorlar. Bu cümlenin öznesi günlerim, yüklem geçiyorlar. Özne insan dışı bir varlık olduğu için bu cümlenin yükleminin tekil olması gerekiyordu. Günlerim bu yerde ne de hızlı geçiyor şeklinde olmalıydı cümle. Dakikalar heyecanımı artırıyorlar değil, artırıyor. Böyle olaylar toplumu yıpratırlar değil, yıpratır. Konuşmalar kesildiler, bağırışmalar durdular değil. Konuşmalar kesildi, bağırışmalar durdu. Köpekler havlamaya başladılar değil, başladı. Bütün balıklar lezzetlidirler değil, bütün balıklar lezzetlidir şeklinde cümlelerin kurulması gerekiyor arkadaşlar. Önemli bir uyarıdan daha bahsetmek istiyorum size şimdi. Çoğul özne insan dışı bir varlıksa ve cümlede kişileştirme varsa yüklem tekil de olabilir, çoğul da olabilir. Yani insan dışı bir varlık çoğul özne olduğu durumlarda eğer kişileştirme sanatına başvuruluyorsa insandaki kural geçerlidir. Yani yüklem tekil de olabilir, çoğul da olabilir. Mesela kuşlar gökyüzünde neşe içinde uçuyor da diyebilirim, uçuyorlar da diyebilirim. Her ikisi de doğru cümlelerdir bunlar. Ağaçlar yazlık elbiselerini giymeye başladı ya da başladılar derim. Neden? Çünkü ağaçlar insan dışı bir varlıktır. Ancak yazlık elbiselerini giymek ifadesiyle bu cümlede kişileştirme yapılmıştır. Bir başka uyarımız da şu. Özne belgisiz zamirse ve sayı sıfatı veya belgisiz sıfatla çoğul yapılmışsa yüklem tekil olur. Yani 3 kişi az önce seni sordu. Birkaçı bu duruma itiraz etti. Çocukların bazıları bu durumdan etkilendi. Birçoğu bu durumdan rahatsız oldu şeklinde kurulmalı bu cümleler. Özne yüklem uyumunun sonuncusu olumluluk olumsuzluk uyumu. Arkadaşlar kimse, hiçbiri, hiç kimse gibi sözcükler cümlede özne olduğunda yüklem olumsuz olur. Bu tür sözcükler olumlu yüklemlerle uyuşmaz. Şimdi birazcık özne eksikliği mantığıyla düşünmenizi istiyorum. Kimse dersi dinlemiyor, dinler gibi yapıyordu cümlesinde kimse öznesi, kimse dinlemiyor şeklinde birinci yükleme uyum gösterirken kimse dinler gibi yapıyordu diye ikinci cümleye uyum göstermiyor. Yani kimse sözcüğü olumluluk olumsuzluk açısından uyumsuzluk yaratıyor. Bu durumda kimse dersi dinlemiyor, herkes dinler gibi yapıyordu şeklinde cümlenin düzelmesi gerekiyor. Aynı mantıkla hiçbirimiz filmi beğenmemiştik ama hepimiz beğendiğimizi söylemiştik. Hiçbiri memnun değildi ama hepsi memnunmuş gibi davranıyordu şeklinde uygun özneleri getirerek bu eksikliği gidermemiz mümkün. Bir başka anlatım bozukluğu çeşidi yüklemlerde kip ve kişi uyuşmazlığı. Bir sıralı cümledeki özneler eğer birbirinden farklıysa her öznenin kendine uygun bir ek alması gerekir. Eğer bu kurala uyulmazsa anlatım bozukluğu ortaya çıkar. Ben sıkı çalışıyordum, sizler ise bütün gün yatıyordunuz cümlesine bakalım. Birinci cümlenin öznesi ben çalışıyordum şeklinde kendisine uygun bir ek almış. İkinci cümlenin öznesi sizler, o da kendisine uygun bir ek almış ve doğru bir cümle kurmuş olduk bu ifadeyle. Eğer bu durum söz konusu olmazsa anlatım bozukluğu oluyor. Örneklere bakalım. Siz soruları kontrol ediyor, biz de düzeltiyorduk.
siz soruları kontrol ediyordunuz, biz de düzeltiyorduk şeklinde olmalıydı cümle. Diğer örneklere bakalım. Bizler piknikte doyasıya eğleniyorduk, onlar ise bir kenarda somurtuyorlardı. O Adana'ya gelecekti, biz de onu karşılayacaktık. O kitaptaki yazım yanlışlarını tespit ediyordu, biz de ona yardımcı oluyorduk. Sen gününü gün ediyordun, biz ise çile çekiyorduk şeklinde özneler kendilerine uygun kişi eklerini almak zorundalar. Bu kural ihlal edildiğinde cümlede bir anlatım bozukluğu oluşur. Bir başka anlatım bozukluğu çeşidi eylemsilerin uyumsuzluğu. Bir cümlede eylemsiler aynı ögeyi oluşturuyorsa aynı ekleri almalıdır. Eğer farklı ekler alırlarsa bu bir anlatım bozukluğudur. Onu aramana ve gönlünü almana hepimiz sevindik cümlesinde aramana ve gönlünü almana eylemsileri ikisi de dolaylı türmeştir ve ikisi de aynı ekleri almış durumdadır. Eğer bu kural ihlal edilirse bu bir anlatım bozukluğu yaratır. Buraya gelmene ve bizi ziyaret ettiğine sevindik. Buraya gelmene ve bizi ziyaret etmene sevindik şeklinde olmalıydı cümle. Ne gelişini ne gittiğini görmüşler değil, ne gelişini ne gidişini görmüşler. Onun şiir okuyuşuna ve şarkı söylemesine hayrandık değil, onun şiir okumasına ve şarkı söylemesine hayrandık şeklinde aynı ekleri alan fiilimsiler kullanılmalı. Benimle gelmene ve beni desteklemene sevindim. Yerli yersiz konuşmasıyla ve gülünç hareketler bulunmasıyla göze çarpmıştı derken yine aynı ekleri fiilimsilere getiriyoruz. Bir başka anlatım bozukluğu çeşidi ek eylem ya da ek fiil eksikliği. Sıralı isim cümlelerinde birinci yüklem olumlu, ikinci yüklem olumsuz ise ilk cümlenin yüklemi mutlaka ek eylem alır. Boyu uzundu ancak vücudu esnek değildi cümlesinde boyu uzundu yargısı olumlu, esnek değildi yargısı olumsuzdur. İlk cümleye boyu uzundu, boyu uzun idi şeklinde ek eylemin getirilmesi şart arkadaşlar. Kız oldukça güzel ama yeterince zeki değildi. Cümle bu şekilde olmaz. Kız oldukça güzeldi ama yeterince zeki değildi şeklinde kurulmalı. Sorular zormuş ama ölçücü değilmiş olmalı bu cümle. Filmin senaryosu ilginçmiş ancak oyuncular başarılı değilmiş. Kitap kapağının dizaynı iyiydi ancak kağıdı kaliteli değildi. Adamın gömleği şıktı ama kravatı ona uygun değildi şeklinde ilk cümlelere ek fiil getirmek zorundayız. Sevgili arkadaşlar, bir dersimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hepinize mutlu günler diliyorum.